Ekonomi dünyası olarak şimdi de kameralarımızı Kütahya'ya çeviriyoruz. Tarihi milattan önceye dayanan Kütahya, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Osmanlı döneminin önemli kentlerinden olan Kütahya, milli mücadelede de önemli rol oynamış bir şehir. Biz de ülkemiz için önemli olan Kütahya'yı tanımak üzere Kütahya aşığı ve sevdalısı Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık'ın makamına konuk oluyor ve kendi dilinden kendisini ve Kütahya'yı dinliyoruz. Ben Profesör Doktor Alim Işık, özellikle akademik hayattan sonra 2004 yılında siyasete ilk adımımı attım. Kütahya Belediye Başkanı adayı olarak. O dönem nasip olmadı. Arkasından 2007-2018-2015 yılları arasında 23. 24. ve 25. dönemde Kütahya Milletvekili olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundum. Bu arada milletvekiliyken 2014'te ikinci belediye başkanı adaylığım oldu. Onda da nasip olmadı. Sonra 2019 seçimlerinde üçüncü adaylıkta belediye başkanı oldum. Şehrimizin en önemli avantajlarından birisi ülkemizin en büyük dört ilinin tam merkezinde, kesişim yerinde coğrafik olarak konumlanmış olması. Örneğin İstanbul-Antalya hattının tam ortasında, yine İzmir-Ankara hattının tam ortasında. Maden yatakları açısından çok zengin. Yani dünyadaki 70'e yakın toplam madenin yarısından fazlası bu şehirde var. Örneğin bor rezervlerinin yarısından fazlası sadece bu ilde. Yani dünyada Türkiye o anlamda ciddi bir potansiyel. Ama Türkiye içerisinde de rezervin en büyük bölümü Kütahya'da, işte Emet'te, Hisarcık ilçemizde. Diğer taraftan burası gerçekten bir kültür ve sanat kenti. Bizim şu anda UNESCO tescilli yaşayan insan hazinesine girmiş sanatçılarımız var. Nereden? İşte Çinli, toprağa dayalı sanayi gelişmiş olduğu için Çinli seramik sektörünün başkenti diyebileceğimiz yer. 7000 yıllık bir kadim tarihi var. Bu tarihin kalıntıları, o kültür mirası Kütahya'nın en büyük hazinelerinden birisi. Komşilerimize baktığımızda örneğin Eskişehir sonradan kurulmuş bir il. Çok değerli bir ilimiz. Ama bu tür tarihi miraslar orada yok. Diğer taraftan hem yerüstü hem yeraltı kaynakları açısından çok zengin. Şu anda yüz ölçümünün %50'sinden fazlası ormanla kaplı bir ildeyiz biz. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımız çok zengin. Jeotermal kaynaklar açısından Türkiye'nin en gözde ili. Dünyada içilebilir nitelikte şifa kaynağı, termal su sadece bu şehirde var. Şimdi bizim tüm hedefimiz işte bu kaynaklarımızı komşularımızda olmayan ama Kütahya'da olup da bugüne kadar insanlık hizmetine sunulamayan potansiyelimizi yüzeye çıkarıp onları milletimizin hizmetine sunmak yönünden ciddi bir çalışmamız var. Tabii ki geçmişten bu yana görev yapan birçok arkadaşımız gerek yerel yönetimde gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında herkes kendi çalışma alanında ciddi hizmetlerde bulunmuş. Fakat tabii bu ana güzergahların kesişim noktası olmasına rağmen bu güzergahlardan seyahat eden vatandaşlarımızı burada oyalayacak, onları misafir edecek altyapı eksikliğimiz var. Tavşanlı Balıkesir istikametine giden bir çevre yolumuz var. Bir de Afyon Eskişehir istikametinden İstanbul bağlantılı, Ankara bağlantılı çevre yolumuz var. Bu çevre yollarımızın iki yanında maalesef diğer şehirlerde gördüğümüz o yolcuya yönelik yatırımlarımız eksik. O nedenle hemen gelir gelmez imar düzenlemelerimize değişiklik yaptık. Örneğin Tavşanlı çevre yolunun sağlı sollu iki tarafını ticari alana dönüştürdük. Şu anda o prosedürler tamamlandı. Artık uygulama aşamasındayız. Onların çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde Eskişehir yolu üzerinde de bu iki taraflı ticari alanlar artırıp özel ya da kamu kurumlarının yatırımları açısından daha cazip bir ile dönüştürmek istiyoruz. Potansiyelimiz var. Çalışma için hevesimiz de var. İyi de bir uyumumuz var kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticileriyle. Şu ana kadar da çok ciddi hizmetlerde bulunduk. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren daha böyle gözle görünür çalışmalarımızı da hızlandırdığımızda şehrimizin hak ettiği yere hızla geleceğine inanıyoruz.
Bugüne kadar da özellikle altyapı yönünden eksiklerimiz vardı şehrimizin. İşte yağmur suyu, kanalizasyon hatları birleşikti. Onların tamamını ayırdık. İşte su, kanalizasyon hattı, asfalt ve yol döşemesi gibi konularda yılların birikintileri vardı. Onların tamamını geride bıraktığımızı söyleyebilirim. 1,5 yıllık icraat dönemimizde yaklaşık 250 milyon Türk liralık bir altyapıya yatırım harcadık. Bu rakamın büyüklüğünü şöyle ifade etmek isterim. Burası yaklaşık 253 bin nüfuslu bir belediye. Geldiğimizde nüfus başına yaklaşık 2500 lira kayıtlı borcumuz vardı. Bunun nüfus başına, kişi başına 1000 lirasını ödedik. Yani toplam 250 milyon liraya yakın borç ödedik. Aynı oranda da kişi başına yaklaşık 1000 TL'lik altyapı yatırımı, sermaye yatırımı dediğimiz bu tür kalıcı hizmetler ayırdık. Yani hem 1000 liralık borç ödüyorsunuz, hem 1000 liralık yeni yatırım yapmışsınız. Ve borcunuzun da toplam 650 milyon lira civarında borcumuz vardı. Bunun 250 milyon lirası da şu anda. Bugün biraz önce sizin de programı yapacağımızı bildiğim için arkadaşlardan rakamları aldım. Evet. 250 milyon lirayı geçmişiz. Yani ciddi bir borç ödedik. Ama o kadar da hizmet ettik. İnşallah bu 1-2 yıl içerisinde borç stoğumuz biraz hafifleyecek. Son 2 yılımıza çok daha fazla hizmet ve kalıcı yatırım yapabilecek şekilde bir planlama yaptık.